Evet çocuklar, sorularımızı çözmeye devam edelim. Şimdi buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir yasadan bahsetmektedir? Şimdi ayet-i kerimeye bakalım. Kur'an'da her şeyin kaynağı bizim katımızdır ve biz her şeyi kusursuzca belirlemiş bir ölçüye ve bir uyuma göre indiriz buyurulmaktadır. Evet, Allah evrendeki uyumu sağlamak için de daha önce bahsettiğimiz gibi toplumsal, fiziksel ve biyolojik yasalar ortaya koymuş. Şimdi bakalım gökteki burçları var eden onların içinde bir güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah yücedir. Evet çocuklar, bu neydi? Bu fiziksel yasaya bir örnektir. O insanı bir damla sudan yarattı, fakat bakarsın insan Rabbine apaçık bir düşmandır. Bu da insanın yaratılışını anlattığı için biyolojik bir yasadır. Siz cansız iken size can veren Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar diriltecekti ve Allah'a döneceksiniz. Bu neyle alakalıdır çocuklar? Bu imani bir konuyla alakalıdır. Yeri bitirdiklerinden insanların kendilerine de henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerle bütün çiftleri yaratan Allah'a tesbih ederim diyor. Bu da gene neyle alakalı çocuklar? Biyolojik yasayla alakalı. Konusu olarak farklı olan hangi seçeneğimiz? C seçeneğimiz, imani bir konudan bahsetmiştir. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Ayetlerde hangi peygamberden bahsedilmektedir çocuklar? Kasas suresinde. Şimdi onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendi. Onu dilin eline bırakıver. Bakın çocuklar, dilin eline hangi peygamber bırakılmıştı? Ve Fıran'ın ailesi onu bularak evlat edinmişti ve onu büyütmüştü. Ve daha sonra da ve göz aydınladı ve onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz dediler. Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. Şimdi hangi peygamberden bahsedilmektedir? Fıran'ın ve Nil Nehri geçtiğimiz zaman hemen aklımıza gelecek olan hangi peygamberdir? Hazreti Musa peygamberdir çocuklar. Şimdi verilen dizelerde aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmekte de bakalım. Tutmaz olur tutan evler, duruşu söyleyen diller, sebep kazandığı mallar varislere kalır bir gün. Şimdi burada nereden bahsediyor çocuklar? Burada bir ömrün bitmesinden bahsediyor, sürenin dolmasından bahsediyor. Çünkü varislere kalır diyor, kazandığın her şey diyor. O zaman bu neyle alakalı? Ömür müdür çocuklar? Ömür çünkü yaşam süresi. Rızık, Allah Teala'nın verdiği bütün nimetler dedik. Tevekkül, tedbir alıp sonucunu Allah'tan beklemek. Ecel de nedir çocuklar? Yaşam süresinin dolmasıdır. O zaman hangi seçeneğimiz doğru? D seçeneğimiz. Şimdi çocuklar diyor ki verilen cümlelerde sırasıyla doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazıldığında cevap hangisi olur? Şimdi bakalım. Budistan dininde kader ve kaza inancının özünden bahsedilmiş ve buna göre de insan Allah'a akıl vermiştir. Akıl verdikten sonra da iradeyle insan iyiyi, doğruyu seçer ve bunun sonucunda da ne olacak çocuklar? Sorumluluğun üstünü alacak. Fakat insan bazen ne yapıyor? Sorumluluktan kaçarak bütün başına gelen sıkıntıları ya da yanlışlıklarını kime yüklüyor? Kadere yüklüyor. Şimdi bakalım. Antrenmanlara katılmayan Nur, voleybol seçmelerini kazanmadığı için çok bahtsızım demiştim. Bu kadar inancına uygun mu? Değil çocuklar. Yanlış. Trafikte yeşil ışıkta geçtiği halde kaza yapan amin. Cana geleceğine bana gelsin demiştim. Evet, trafik kurallarına uymuş fakat kaza yapmış. Onun elinde olmayan bir şey tedbirini aldığı halde. Bu doğru çocuklar. İnşaatta çalışan yani tüm tedbirleri aldıktan sonra tedbir benden, gerisi Allah'tandır. Demiş ki bu tevekkül inancıdır. Evet, tedbirini aldığı için bu seçenek nedir çocuklar? Burası da doğru. Sınava çalışmayan Asuman iyi birimize kazanamadığı için kısmet böyleymiş demiş. Bu nedir çocuklar? Bu da biraz önce bahsettiğimiz gibi kolaycılıktır. Çalışmadığı halde böyle bir sonucunu kısmete yüklemek, kadere yüklemek olumsuzluktur. O yüzden hangi seçeneğimiz çocuklar? C seçeneğimiz. Doğru cevap şıkkımız. Bakalım, belirli ayet ve hadislerden hangileri İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi gösterir. Şimdi ne diyor? Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir işle ortak koşmayın. Anne babaya, akraba, yetime, yoksa da yakın komşulara ne yapın diyor çocuklar? İyilikte bulunun. Evet, bu yardımlaşmaya verdiği önemli ilgili. Müminler birbirini sevmeli, birbirini merhamet etmeli, şefkat gösteren bir bedenin organları gibidir. Buna da daha önce zaten çok geçmişti bu hadisi şöyle. Bu da yardımlaşmayla alakalı.
alsa sadaka olarak vererek ateşten korun. Kim yarım hurma bulamasa güler bir yüz ile diyor korunuz. Şimdi bunlardan hangisi çocuklar ya İslam'ı yardımlaşmaya ve paylaşmaya verdiği önemli alakalı? Bakıyoruz 1, 2 ve 3. 3 seçeneğimizde yardımlaşmaya, paylaşmaya verdiği önemli ilgili çocuklar. Şimdi diyor ki hangisi zekat ve sadakanın bireysel faydalarından biri değil. Şimdi zekat ve sadakanın zekat ve sadakanın hem bireye yönelik faydaları vardı hem de topluma yönelik faydaları vardı. Bakın bize neyi soruyor? Bu çok önemli. Bireysel faydalarını soruyor. Bazen çocuklar bu şekilde toplumsal faydasını da sorabilir. Bunu lütfen bu soruları dikkatli okuyun. Çok basit bir soru ama yanlış yapabiliyorsunuz. Verilen nimetlerin şükrüne vesile olduğu için Allah'ın sevgisini kazandırması. Bu nedir çocuklar? Bireysel faydasıdır. Malın içindeki hakkı bulunan ihtiyaç sahiplerine hakkı ödendiği için temizlenip bereketlenmesi. Bu da gene bireye faydası. Çünkü kişinin malı bereketleniyor. Kişideki bencillik, cimrilik gibi duyguların temizlenmesi. Bu da gene bireyin ahlaki yönden yücelmesiyle alakalı. D. Zengin de fakire karşı merhamet, fakir de zengine karşı hürmet duyguları geliştirerek nedir? Toplumda bir bütünlük sağlanır. O zaman hangisi bireysel faydasıyla alakalı çocuklar? D. Seçeneğimiz. Çünkü toplumu ilgilendiren bir husustan bahsediyor. Kişiyle alakalı değil, kişisel değil çocuklar. Şimdi bu soruya bakalım. Ayetlere göre aşağıdakilerin hangisi Hazreti Şuayb'ın, kavminin uyardığı konulardan biri değildir çocuklar. Şimdi daha önce hatırlatmıştım size. Lütfen hani peygamberlerin hayatlarına bir göz atalım. Onların özelliklerini, hangi kavme inmiştir, kavimlerine hangi konuda uyarırlar ve genel olarak peygamberlerin özellikleri nelerdir? Bunu muhakkak çocuklar not alın. Bunları unutmayın. Şimdi bakalım. Medyen kardeşini Şuayb'ı gönderdik. Ey kardeşim Allah'a kulluk edin. Ondan başka tanrınız yoktur diyor. Size Rabbinizden açık bir delil gösterdik. Ölçüde tartınızı yapın, mallarını değerini düşürmeyin, bozgunculuk çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlısıdır. Ve diyor inananları da tehdit edip Allah yolunu alıkoymayın. Siz kendiniz inanmıyorsunuz ama inananları da diyor tehdit etmeyin diyor. Bozguncuların sonu nasıl olduğunu düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilen inanmış bir grup inanmamışsa artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar da sabredin diyor. O hükmedenler en iyisidir. Şimdi uyardığı konu değil. Şimdi ölçü ve tartı da ile yapmak. Bu konuda çocuklar uyarmışız. Zaten görüyorsunuz ölçü ve tartıyı tam yapın. Mallarının değerini düşürmeyin. Allah'tan başka ilah kabul etmemek bu konuda da uyarmış. Bakın Allah'ı kabul edin. Ondan başka tanrımız yani ilahımız yok. İnsanları Allah yolunda döndürmemek bu konuda da uyarmış. Yani kendiniz inanmayabilirsiniz ama bakın şurada. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha inananları diyor. Tehdit edip Allah yoluna alın koymayın diyor. Başlarına gelen musibetleri isyan etmemek bu konuda herhangi bir paragrafta çocuklar uyarı yok. Zaten musibet de geçmiyor. Herhangi bir musibet de geçmiyor. Biliyorsunuz Medyen halkı işte sıcaklıkla, aşırı sıcaklıkla ve deprem gibi felaketler, musibetlerle cezalandırılmışlardı. Ama görüyorsunuz ki paragrafımız da geçmiyor. Doğru seçeneğimiz nedir? D seçeneğimiz. Evet, ayetlere göre ibadetlerimizi yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Maun suresi. Şimdi yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Şimdi ana neye dikkat edin? Allah rızası için yapmanız. Dedi ki zaten biz buna ne diyorduk çocuklar? İhlas diyoruz. Yaptığımız ya da yapmadığımız bütün her şeyi ne için yapmanız? Allah rızası için, Rabbim emrettiği için yapmalıyız. Gizli olarak yapmalıyız. Bunu da neden diyor çocuklar? Çünkü biliyorsunuz işte riya yapmayın, gösteriş ibadetleri gösteriş için yapmayın diyor. Kendimiz için yapmalıyız. Çünkü herkes ibadeti kim için yapar? Kendi dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmak için yapar. Başka insanların düşünmeliyiz. Evet o da ne diyor mesela çocuklar? Bakın
ufacık bir yardıma bile engel olur. Yani bu konuda insanların yaptığı yardıma, iyiliğe engel olmayın. O zaman hangi seçeneğimiz çocuklar dikkat etmeliyiz? Hangisini söylememize çocuklar? Yaptığımız her şeyi ibadetlerimizi yaparken Allah rızası için yapmalıyız çocuklar. Şimdi bu sorumuza bakalım. Diyor ki, buna göre numaralandırılmış cümleler hangi seçenekle doğru olarak eşleştirilmiş? Şimdi dinin bireye olan katkısı yıldız, sembolüyle toplum olan katkısını da daire sembolüyle gösterilecek. Şimdi bakalım, sevgi ve merhametin yayılmasıyla mutluluğun oluşması hedefleri. Burada neyi anlatır çocuklar? Bir neyle alakalı? Toplumla alakalı. O zaman bir nerede olacak çocuklar? Toplumla alakalı olan bölümde olacak. Bir toplum diyoruz. Peki bir varlığa sığınmaya bağlanma ihtiyacını giderir. Bu neyle alakalı çocuklar? Bireysel, dinin bireysel faydasıyla alakalı. Ne olacak çocuklar? Bu da yıldızın altında olması lazım. Hayatta karşılaşılan sorunlara karşı dayanma gücü verir. Bu da bireysel faydayla alakalı. Bakıyoruz 4. Barış ve güven ortamı oluşturmayı gaye edinir. Bu nedir çocuklar? Bu da toplumsal faydasıyla alakalı. Dünya ve ahiret mutluluğunun sağlanması amaçlanır. Evet, temel amaç nedir çocuklar? Dünya ve ahiret mutluluğu. Kişinin hem dünyada ve hem daha ahireti mutlu olmasıdır. Pekala, adalet, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde insani ilişkiler gelişir. Bu neyle alakalıdır çocuklar? Bu da gene toplumla alakalıdır. O zaman hangi seçeneğimiz doğru olan? D seçeneğimiz. 2, 3 ve 4 bireysel, bireyle alakalı. 1, 4 ve diğer şıkkımızda neyle alakalı çocuklar? Toplumsal faydasıyla alakalı. Evet, son sorumuza geliyoruz çocuklar. Hazreti Peygamber veda hutbesinde bize bir takım tavsiyelerde bulundu. Biliyorsunuz veda hutbesi Peygamber Efendimizin vefat etmeden önce bütün Müslümanları toplamış ve onlara son bir tavsiyelerde bulunmuştu. Ve hatta burada dinleyenler, dinlemeyenler de bu tavsiyelerimi söylesinler, anlatsınlar buyurmuştu. Şimdi bakalım, diyor ki, buna göre İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklar hangi seçenekle sırasıyla verilmiştir? Şimdi bakalım seçeneklerimize. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizini her çeşit kaldırmış. Bu neyle alakalı çocuklar? Hem emaneti malı sahibine vermek hem de helal bir kazanç. Bu neyin korunmasıyla alakalı? Malın korunmasıyla alakalı. Ashabım, dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmış, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kan davası neyle ilgili insanların canına kastetmek? Canın korunmasıyla alakalıdır ki Peygamberimiz bunu da kaldırmıştır çocuklar. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzdan hiç şaşırmayacaksınız. Ve emanet Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir. Bu da neyle korunmasıyla alakalıdır çocuklar? Dinin temel kaynağının korunmasıyla alakalıdır. Yani dinin korunmasıyla alakalıdır. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'a emanet olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Burada dedik ki İslam neyi hedefler? Neslin korunmasını hedefler? Aile ilişkilerini tavsiye eder. O zaman bunu neyle alakalı çocuklar? Neslin korunmasıyla alakalı. B seçeneğimiz, doğru seçeneğimiz çocuklar. Bugün de çocuklar bu dersimizde de Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu örnek sorularımızı çözdük. Allah'a emanet olun diyoruz çocuklar. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin. Çalışmaktan da vazgeçmeyin çocuklar. Sabırla çalışan muhakkak ki kazanacaktır. Tekrar görüşmek üzere.